Üzüm şırası lapası yapacağız. Tatlı üzümlerden yapılıyor. Kokulu üzümümüz var. Biraz ne kadar yapacaksınız o kadar kokulu üzüm alıyoruz. Müsurunumuz var. Fındık var üzerine serpmek için. Bir şekerimiz var, tuzumuz var. Şimdi üzümleri güzelce bir ezeceğiz. Suyunu çıkaracağız. Şimdi sıktığımız üzümleri süzmek için kabın üzerine koyuyoruz ve süzeceğiz şimdi onları. Bir tülbent ya da böyle bir bezle sıkabiliriz bunları. Şimdi bu sıktığımız üzüm suyuna buna su katabiliriz istersek ama biz su katmayacağız. Az tuz koyuyoruz. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Bir de ağız damağım tadımıza göre şeker ekliyoruz ona biraz. Yani tadını isterseniz hiç şeker de eklemeyebilirsiniz. Şimdi bunu pişireceğiz. Şimdi üzüm şırası lapamızı pişiriyoruz. Mısırını koyacağız ona. Ağız tadımız yani damak tadımıza göre şekerin tuzunu ayarladık. İstersek su da katabiliyoruz. Şimdi ona mısırını yavaş yavaş piştikçe ekliyoruz. Bu şekilde çırpıyla beraber. İsteyenler kaşıkla beraber yapabilirler. Nasıl arzu ederseler. Bu şekilde pişireceğiz bunu. Bu da farklı bir tat. Üzümden yapılıyor. Tatlı üzümlerden yapılır. Biz kokulu üzümden yapıyoruz. Üzüm lapamız, yani üzüm şırası lapamız pişmektedir. Şimdi servis için hazırlayacağız onu. Şimdi pişen üzüm şırası lapalarımızı bu şekilde tabaklara koyuyoruz. İsteyen kasede, isteyen düz tabaklara da koyabilir. Bu şekilde onları paylaştırıyoruz. Ne kadar istersek yapabiliriz. İstediğimiz kadar. Üzerine fındık serpeceğiz. İsteyen fındık serpebilir. Üzüm şırası lapası hazırdı servise. Üzerine fındık serptik. İsteyen serpmeyebilir. Sade de yiyebilir. Herkese afiyet olsun. Tatlı olarak yenebilir. Herkesi kanalımıza bekliyoruz. İyi günler.